Bir zincirleme reaksiyon. Bunu uranyumla yaratın ve akıl almaz güce sahip bir aracınız olsun. Tamam. Peki ilk süper bombanın teslimatını ne zaman yapabiliriz? Her çağ yenilikleriyle tanımlanır. En büyük gelişmeler rakipler arasındaki sert mücadelelerden doğar. Werner Heisenberg ve Robert Oppenheimer yeni bir savaşın ileri hattındalar. Biz savaştayız beyler. Her gün askerlerimiz ölüyor. Atom bombasının yıkıcı gücüne ulaşmak için çabalıyorlar. Heisenberg ve Oppenheimer arasındaki yarış savaşı yeni bir sınıra taşıyacak. Sadece tek bir bombaya yetecek uranyum var. Ve bu dünyayı sonsuza dek değiştirecek. Herkes dışarı çıksın. Hemen çıkın, çıkın. İki taraf için de zafer tek seçenek. Bedeli ne olursa olsun. 3, 2, 1. Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda Alman ekonomisi harap haldeydi. Werner Heisenberg gibi genç Almanlar için ülkenin yenilgisi sarsıcı olmuştu. Pek çok Alman genci gibi Heisenberg de kesinlikle vatanseverdi. Almanya'nın toparlanması ve güçlü olması gerektiğine inanıyordu. Heisenberg kendini seçtiği alana adadı. Kuantum fiziği denen yeni bir bilim. Kuantum fiziği atomun fiziğidir ve şöyle garip kavramlarla uğraşırız. Bir şey kaybolup sonra başka bir yerde nasıl ortaya çıkar? Aynı anda iki yerde birden nasıl olabilir? Elektronların sürekli yaptığı işte budur. Heisenberg, partiküllerin atom altı seviyedeki davranışları ile ilgili bilgimizin sınırlarını tanımlayan bir makale yayınlar. Buna belirsizlik prensibi adını verir. Ve bu, kuantum fiziği anlayışını ebediyen değiştirecektir. Heisenberg, 1933'te Nobel ödülü alarak tüm zamanların en genç kazananlarından biri olur. Artık Almanya'nın en önemli bilim insanlarındandır. Aynı ülkede iktidara gelen yeni bir parti gibi. Nasyonel Sosyalistler. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, 1933. Bu fiziksel olayı nanoskopik ölçekte düşünün. Heisenberg'ün çalışmaları 7500 kilometre ötedeki başka bir genç fizikçinin ilgisini çeker. Eylemin Planck sabiti emri altında olduğu yerde. J. Robert Oppenheimer dünyaya damgasını vurmak isteyen iddialı bir üniversite profesörüdür. Almanya'dan göç eden, durumu oldukça iyi bir Yahudi aileye doğdu. Son derece zeki ve hırslıydı. Oppenheimer'ın fizikten kurtuluşu, kuantum fiziği ve Heisenberg'e maruz kalarak gerçekleşti. Oppenheimer, Heisenberg'ün atom altı dünyasını özellikle bir buluştan bahsedildiğinde keşfe açık yeni bir sınır olarak görür. Bir Alman ekibi kuantum teorisini eyleme dönüştürüp uranyum atomunu böldüklerini iddia eder. Ekibi deneyi tekrarlayıp sonuçları bizzat görene kadar Oppenheimer buna inanmaz. Bir nükleer reaksiyon kimyasal reaksiyondan 50 milyon kat daha fazla enerji açığa çıkarır. Beyler.
atomun bölünmesiyle ortaya küçük miktarda enerji çıkar. Ancak çok sayıda atomu aynı anda bölerseniz, emsalsiz miktarda bir enerjiyi açığa çıkarırsınız. Artık masadaki soru, peki bu yapılabilir miydi? Keşif, akıl almaz güçte bir silah yaratmanın mümkün olduğu anlamına geliyor. Oppenheimer bunu rahatsızlık verici bir keşif olarak görür ve yalnız değildir. Bir nükleer bomba yaratma fikri teorik bir sorudur. Ancak Oppenheimer ve Heisenberg bunun bu şekilde kalmayacağını biliyor. Hitler, Almanya'yı korkutucu bir güce dönüştürüp Avrupa'nın fethine başlar. Birçok Alman bilimci ülkeyi çoktan terk etti. Ancak Heisenberg kalır. Daha önce Nobel ödülünü kazanan biriyle görüşme fırsatım olmadı. O şeref bana aittir. Üstelik Yahudi fizikçiyle olan ilişkinizden endişe ediyor. Einstein'ı mı kastediyorsunuz? Einstein, Bohr, Planck, Isidor. Söylentileri biliyorum. Beyaz Yahudi olduğunuz söylentisi. Yaptığım her şeyi Almanya'nın çıkarları için yapıyorum. İkimiz de dünyaya bir düzen getirmek istiyoruz. Ben bilimle, siz hükümetinizle. Reichsführer Himmler'le durumunuzu konuşacağım. Heisenberg bir vatanseverdi ama bir Nazi değildi. Bu sebeple ciddi bir çatışmanın ortasında kaldı. Bir yıl süren sorgudan sonra Naziler nihayet Heisenberg'ün sadakatini kabullendi. Heisenberg 1939'da nükleer fiziğin bazı dahileriyle tanışmak üzere Birleşik Devletler'e doğru yola çıkar. Chicago, Illinois, Haziran 1939. Son keşifleri görüşmek üzere gitmişti. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden hemen önce Heisenberg'ü nükleer füzyon denen yepyeni ve ilginç bir keşifle ilgili olarak Birleşik Devletler'de bir konferansta görüyoruz. Bu, dünyanın en meşhur fizikçilerinin toplantısı. Ancak Naziler Avrupa'da sert bir şekilde ilerlerken, toplantı sadece bilimle ilgili kalmaz. Bir dakikanızı alabilir miyim profesör? Elbette. ...27'deki belirsizlik hakkındaki makaleniz beni teorik fizikçi yapan şeydir. Katılıyor muydunuz? Einstein çalışmamı sorgularken bile mi? Kestirilemez. Bilinemeyen bir evren. Daha fazla katılamazdım. Umarım Amerika sizi daha fazla anlar. Bugünlerde pek olası görünmüyor. Hiç şüphesiz çok iyi ağırlanacaksınız. Ağırlanmak mı? Vatanım aleyhine çalışmam için mi? Dünyayı Hitler'den kurtarmak için. Dünyanın Almanya'ya neler yapabileceğini gördüm. Teşekkür ederim doktor. Konukseverliğiniz için. Heisenberg esasen hayır sığınmayacağım dedi. Hazır değildi. Aslında Almanya'ya olan sevgisinden ötürü vazgeçmeye hiç hazır olmadı.
Werner Heisenberg Hitler'e sadakat sözü vererek dünyanın en tehlikeli adamlarından birine dönüşür. Atom fizikçisi Werner Heisenberg Nazi Almanyası'nda kalacaktır. Avrupa artık yangın yeridir. Hitler Polonya'yı alır. Fransa ve İngiltere savaşı ilan eder. Naziler aylar içinde tüm kıtayı işgal edip bir nükleer bombanın olasılıklarını keşfetmek ister. Berlin, Almanya, Aralık 1939. Bir zincirleme reaksiyonu. Bunu uranyumla yaratın ve akıl almaz güce sahip bir aracınız olsun. Çekirdekten böyle bir güç sağlayabileceğinizi anladığınızda inanılmaz yıkıcı bir güce sahip bir nükleer bomba yapmayı hayal edebilirsiniz. Yüksek iradenin tepkisi bu önemli bir şeye benziyor, devam edelim şeklinde oldu. Peki ilk süper bombanın teslimatını ne zaman yapabiliriz? Aslında prensip çok basit. Ama süreçse değil. Cevaplanması gereken binlerce sorun var. Yeni görmeye başladığımız binlerce sorun. Sıradaki raporunuzun daha iyimser olacağından eminim. Naziler Heisenberg'e çalışmasını emreder. Leipzig, Almanya. Heisenberg hiç zaman kaybetmez. Amerika'da ise nükleer çalışmalar dünyanın en meşhur fizikçisi Einstein'ın Başkan Roosevelt'e yazdığı bir mektuptan sonra ancak başlar. Albert Einstein tarihin akışını değiştirdi. Almanya'nın en iyi fizikçileri tarafından bir süper silahın yaratıldığından bahsetti. Bir şehri haritadan tamamen silecek bir aygıt. Franklin Roosevelt bunu çok ciddiye aldı. Roosevelt Ekim 1941'de çok gizli bir plan başlatır. 1250 ton uranyum cevheri Belçika Kongosu'ndan nükleer bilimcilerin test için hazır bekledikleri New York'a sevk edilir. Operasyona Manhattan Projesi adı verilir. Berkeley, Kaliforniya. Bu akşam çok kişiyle tanışacaksınız ama endişelenmeyin. Tek eksik, bu çabaya liderlik edecek yıldız bilimcidir. İşte geldi. Ah, 3 kadeh Merlot lütfen. Tamam. Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nin gözde profesörü Robert Oppenheimer, akademik kariyerin keyfini çıkartmakta. Ancak kaygısız yaşam tarzına rağmen Oppenheimer daha fazlasını istiyor. Oppenheimer hırslıydı. Daima gerçek bir deha olarak görülmek istedi. Büyük şeyler başaran biriydi. Oppenheimer bunu gerçekten istedi. Bu başarıya ihtiyacı vardı. Bilime ve bilgiye. Şerife. Şerife. Teorik olarak elektromanyetik dalga ile ilişkili ve yüklü bir atomik osilatörün enerjisi elektromanyetik bir alan oluşturmak için gereken asgari enerji miktarını temsil eder. Albay Leslie Gross, Manhattan projesi için bilim çevresinden bir lider arıyor. 19 ve 20. bölümler. Teşekkürler.
Doktor, Leslie Groves, biraz zamanınızı alabilir miyim? Tabii ki. Groves pek çok bilimciyle geçinemezdi. Groves aksi biriydi. Bir grup teorik fizikçiyi nasıl boğacağını düşünecek kadar sıkıntılı biriydi. Ama bu insanlara öylece emir veremezdi. Bu sebeple Groves sorumluluğu yüklenecek lider bilimciyi ararken aynı zamanda söz dinleyecek birinin de peşindeydi. Doktor, başkan size bir nükleer aygıt geliştirmede en zor üç şey nedir diye sorsa siz ne dersiniz? Bay başkan, bir numara. Bilinmeyen miktarda uranyum cevheri çıkarılmalı. Sonra fabrikalarda işlenmeli. Endüstriyel ölçekte üretim olmalı. Sonunda yüksek oranda rafine edilmiş uranyuma ihtiyacımız olacak. İki numara. Zincirleme bir tepkimeyi nasıl başlatacağımızı bulmalıyız. Sonra da kontrol etmeyi. Kendiliğinden devam eden zincirleme tepkimede kritik sorunlar yaşanabilir. Oppenheimer hiçbir zaman bir seminerden daha karmaşık bir şeyi yürütmemişti. Ancak Groves bu görüşmeden bir atom bombasının nasıl yapılacağını Oppenheimer'dan daha iyi bilecek kimse olmadığı düşüncesiyle oradan ayrılmıştı. J. Robert Oppenheimer artık 20. yüzyılın en ciddi ve en vahim girişimlerinin birinden sorumlu. Ancak rakibinin yıllarca gerisinde. Werner Heisenberg'ün laboratuvarı, uranyumu... Yukarı, yukarı, daha yukarı. ...ve Nazilere atom bombası yapma kararlılığı var. Daha yukarı. ...42'de savaş, Avrupa boyunca ve Pasifik'te yayılırken... ...Robert Oppenheimer ve Werner Heisenberg... yeni tür bir savaş sahasında mücadele ediyor. Uranyum atomu bölündü. Nükleer savaş başladı ve Birleşik Devletler'le Almanya atom bombası yapma yarışında. Amerikalılar bombayı Almanların daha önce yapmasından endişeleniyordu. Almanlarda uranyum olduğunu, Heisenberg'ün de onlarda olduğunu biliyorlardı. Leipzig, Almanya 1941. Naziler Belçika'daki 1200 ton uranyumu çoktan ele geçirmişti. Bombanın anahtarı o uranyum atomlarını bölmek ve kontrolsüz bir zincirleme tepki başlatmaktı. Her küçük reaksiyon çok fazla enerji salmaz. Onları birbirine zincirlerseniz üstel bir büyüme başlar. Aynı anda birçok uranyum atomunu bölerseniz muazzam miktarda enerji açığa çıkar. Bütün bir şehri yıkmaya yetecek kadar bir enerji. Ancak şimdilik sadece bir teori. Werner Heisenberg kanıtlayana kadar. Zincirleme tepkime üretilebilir mi bilmiyorlardı. Bunu ölçümlemeleri, deneyle ortaya koymaları gerekiyordu. Tamam, alçalt, yavaşça. Yavaş. Heisenberg, yığın adında küçük bir nükleer reaktör kurar. Biraz daha aşağı. Merkezine ağır su ve uranyum katmanlarıyla çevrili bir nötron kaynağı yerleştirir. Başlangıçta olandan daha fazla nötron tespit edilebilirse, bu atomik zincirleme tepkime başlatmanın ilk adımı olan pek çok atom çekirdeğinin bölündüğünün kanıtı olacaktır. %10'u aşan bir fazlalık var. %10'u aşan bir fazlalık var. Bu çok önemli bir deneydi.
nadir bulunan uranyumu çıkarıp gerçekten devasa bir endüstriyel süreci başlatmadan önce bir zincirleme reaksiyonun mümkün olduğunu kanıtlamanız gerekiyordu. Bu inanılmaz bir şeydi. Heisenberg'in deneyi bir başlangıç. Şimdilik kesin olan tek şey var. Amerikalılar henüz başlarken, Naziler atom bombası yapma yolunda ilerliyor. ...1942'nin sonunda Avrupa Nazilerin ezici baskısı altında boğuluyor. Amerikalılar Almanya'nın nükleer hedefleri konusunda sadece tahminlerde bulunabiliyor. Ancak Almanları bomba konusunda yenmeye kararlılar. Bence yer burası. Pekala. Yeterli alan var mı? Sen söyle. General Leslie Groves ve yeni elemanı Robert Oppenheimer'ın Manhattan'dan daha iyi bir harekat üstüne ihtiyacı var. Tüm personel burada. İzole ve meraklı gözlerden uzak bir yer olmalı. Oppenheimer özel bir yer istemişti. General Groves dikenli tellerle çevrili ve herkesi dış dünyadan uzak tutarak programı sır olarak saklayabileceği bir yer istiyordu. Oppenheimer, Groves'u cevabı bildiğine ikna eder. Çocukluğundan beri bildiği New Mexico'daki tecrit bir kasaba. Santa Fe'nin 45 kilometre kuzeybatısında Los Alamos adında bir yer. Birlikte Los Alamos ve çevresini incelemeye gittiler. Esasen orada harekat üssü olarak kullanabilecekleri bir yapı da vardı. Mart 1943. Hoş geldiniz. Biliyorum sizi neden bir çölün ortasına getirdiğimizi merak ediyorsunuz. Beyler, bu projenin amacı bomba şeklinde bir askeri silah üretmek. İçindeki enerji hızlı nötron zincirleme tepkimeyle açığa çıkacak. Bu çadırda dünyanın en zeki insanlarından bazıları bulunuyor. Bir savaştayız beyler. Her gün insanlar ölüyor. Yüzlerce, binlerce asker ve sivil. Sizi çağırmamın sebebi buydu. Bu savaşı bitirelim. Teşekkürler. Oppenheimer bir atom bombası yapımı girişiminde ülkenin en büyük zihinlerine liderlik edecek. Ancak zaman hızla ilerliyor. Bu bir yarış ve Almanların atom bombasını daha önce yapması halinde neler olacağının herkes farkında. Amerika kürenin diğer tarafında kanlı bir savaş sürdürürken, Robert Oppenheimer atomun gücünü serbest bırakarak savaşa son vermeyi istiyor. Los Alamos, New Mexico, 1943. Şu anki hızımızla tek bir bomba için uranyum zenginleştirmiş olacağız. Artık bir tane yeterli değil. Oppenheimer sadece uranyumun yeterli olmayacağının farkında. Bu yüzden dikkatini başka bir radyoaktif elemente odaklıyor. Plütonyum. Plütonyum, uranyumun aksine bir nükleer reaktörde üretilebilir. Ancak patlaması çok daha zordur. Buraya bir miktar plütonyum, şuraya da plütonyumdan bir mermi koyalım. Birbirlerine nasıl bir hızla ittiğiniz fark etmeksizin, hedefe ulaşmadan önce fokurdamaya başlayacaklardır. Onlar sorunu çözemedikçe plütonyum bombası çalışmayacak.
Leipzig, Almanya. Werner Heisenberg 1942'de bir nükleer reaktörde nötron fazlası üreten ilk bilim insanı olur. Ancak bu az sayıda atomla yapılmıştı. Şimdiki hedefi ise muazzam bir zincirleme tepki oluşturmak. 1, 2 oluyor, 2, 4 oluyor, 4, 8 oluyor ve yaklaşık 80 tekrarda uranyum atomlarından bir şehri havaya uçurmaya yetecek kadar enerji çıkarıyorsunuz. Oksijen oldukça düşük, çabuk alçal. Ancak sıradaki adım sadece zor değil, tehlikeli de. Herkes dışarı çıksın. Hemen gidin, gidin şimdi. Hemen herkes dışarı. Heisenberg ve ekibi ölümden kıl payı kurtuldu. Ve laboratuvarı tamamen yıkıldı. Ancak olayla ilgili söylentiler Birleşik Devletleri de yayıldığında Nazilerin atom bombası yapımına hiç olmadığı kadar yaklaştığına dair yeni bir endişe başladı. Emin misin? Onaylandı mı? Evet. O günlerde uydular yoktu. Almanya'da casuslarımız da yoktu. Birkaç ipucundan biriydi ama herkesi endişelendirmeye yetmişti. Oppenheimer'ın üzerindeki baskı artıyor. Amerikalılar bomba için plütonyum üretmenin bir yolunu buldular. Ancak onu patlatacak bir tetikleyiciyi hala bulması gerekiyor. Los Alamos'taki bir felaketti. Oppenheimer görevinden istifa etmeyi ciddi ciddi düşünmüştü. Çok sıkkındı çünkü plütonyumu nasıl kullanacaklarını bir türlü kestiremiyordu. Her büyük dehada sizi ileri götüren bir vizyon olduğunu düşünüyorum. Oppenheimer'ın resmettiği bir şey vardı. Savaştan önce kara delikler üstünde çalışıyordu. Ve kütle çekimi altında aniden çöken yıldızın patlayarak devasa bir süpernovaya ve kara deliğe dönüştüğünü fark etti. Öyleyse neden sıkıştırıp içeri doğru patlatamayalım? Kritik kütleye ulaşsın ve sonra patlayacaktır. Plütonyum bombasının sırrı buydu. İç patlama. Oppenheimer ve ekibinin beklediği cevap buydu. İç patlama, katı bir plütonyum topunuzun olması ve etrafında TNT gibi güçlü patlayıcılar koyulması fikridir. Yapılması istenense tüm bu patlayıcıların aynı anda patlamasıdır ki bu gerçekten çok zordur. Los Alamos'taki bilimciler anıtsal bir ilerleme gerçekleştirir. Ancak Oppenheimer ve ekibi sadece geç kalmamış olmayı umuyor. Bu herkes için bir karabasan. Almanya savaşı kaybetmeye yakın ve birkaç atom bombasıyla bu kaybı zafere dönüştürebilirler. Manhattan projesinin köydeki gizli laboratuvarında Robert Oppenheimer ve ekibi iç patlamanın plütonyum bombasının anahtarı olduğunu keşfeder. Bir tane yeterli değil. Nazilere karşı yapılan yarışı değiştirebilecek bir keşif. Şimdi çalışmasını sağlamalılar. Bütün Los Alamos laboratuvarını iç patlama sorunu etrafında organize ettiler. Diğer savaş projelerinden uzmanları çağırdılar. Yeni hesaplama yöntemleri geliştirdiler.
Bu Los Alamos'un çözmesi gereken ana sorun haline gelmişti. Amerikalılar baskıyı hissediyor. Heisenberg'ün patlamasının raporları Los Alamos'a ulaştı. Almanların ne yaptığını bilmenin yolu yoktu. Bu yüzden sıradaki en iyi şeyi yapmalısınız ki o da kaldıkları yerden sonuca ulaşmaya çalışmaktı. Durum acildi. Sadece bilgi kırıntıları ve büyük baskı vardı. Laboratuvarı yıkılan Heisenberg Berlin'e çağrılır. Raporumda uygulanması gereken adımları teker teker vurguladım. Planlarımız tam bir zaman ve para kaybıydı. Führer'e gelişmelerle ilgili bizzat rapor vermiştim. Ona şimdi ne söylemeliyim? Savaş Almanlar için kötüye giderken Heisenberg üstündeki baskı hiç olmadığı kadar arttı. Zürih, İsveç'e Aralık 1944. Heisenberg Aralık 1944'te meslektaşlarından oluşan küçük bir gruba konuşma yapmak için İsviçre'ye gitti ve Amerikalılar bunu Nazilerin bombaya asla ulaşamayacağından emin olmak için bir fırsat olarak gördü. İkinci Dünya Savaşı'nda CIA yoktu ancak Selefi vardı. Ve bununla kastedilen şey... Esasen bu askeri bir örgütlenmeydi ve çalışanlarından biri de çok meraklı bir adam olan Moberg'tü. Moberg önceden Büyük Lig'de Boston Red Sox için oynayan bir beyzbol oyuncusu. Bu da aralarındaki etkileşim için... Ve Almancayı akıcı konuşabilen bir casus. Mesafeye bağlı bu etkileşimin iyi hesaplanması gerekiyor ki... Görevi Heisenberg bomba konusunda aşama kaydetmiş mi öğrenmek. İzolasyonu gibi. Ve bu bileşenlerde... Sizlerin ve de başarmışsa... Öldürmekti. Bilimsel gelişmeleri öğrenmeye gitmemişti. Heisenberg'ün yapacağı, savaşı yakında kazanacağız gibi gevşek bir yorum bekliyordu. Ya da yakında öğrenip anlayacağımız bir sırrımız var gibi şeyler. Aynı bileşenler, gelecekteki teorinin ayrılmaz bir parçası olabilir. Berg, Heisenberg bana bir bomba programında çalıştığına dair ipucu verirse, onu burada vururum diyordu. Bayanlar ve baylar, geldiğiniz için teşekkür ederim. Hepsi bu kadar. Sessiniz değil mi? Üstlerinize söyleyin. Führer bomba istiyorsa beni izleyecek değil, yönlendirecek birilerine ihtiyacım var. Berg, gizli bir kozları olmadığını düşündü ve onu vurmadı. Buna gerek olmadığını düşündü. Moberg, içgüdülerinde yanılmıyor. Önceki uranyum atomlarını bölme başarısına rağmen, laboratuvarındaki kaza büyük bir yenilgiydi. Ve Heisenberg sonrasında çok az ilerleme kaydedebildi. ...1945 baharına gelindiğinde... ...Nazi Almanyası için durum çok kötüydü. Berlin bombalanıyordu.
Sovyetler ufuktaydı. Heisenberg, Güney Almanya'daki deneylerine devam ediyor. Ancak Naziler, atom bombasını gerçekleştirmek için gereken büyük kaynağı hiç ayırmadı. Hitler bilim insanlarına güvenmezdi. Onları ciddiye almıyordu ve bombaya da ulaşamadı. Alman programı başından beri olması gereken yerde değildi. 3 Mayıs 1945'te Heisenberg, Almanya'nın en iyi bilim insanlarıyla birlikte müttefikler tarafından esir alınır. Naziler için çalışmaları bitmiştir. Ancak dünyanın en iyi fizikçilerinden biri olarak Heisenberg, değerli bir varlık olarak kabul görür. Onu ve birkaç Alman bilim insanını gözaltında tutup, bu arada nükleer silahlar hakkında neler bildiklerini görmek üzere İngiltere'deki bir malikaneye gönderirler. Müttefikler, Nazilerin atom bombası yapmaktan yıllarca uzakta olduğunu öğrenerek rahatlar. Amerikalılar duruma bakıp şöyle düşünür: Tanrım, buraya kadar mı gelebildiler? Biz bu aşamaya 1942 yazında gelmiştik. New Mexico çölündeki 2 yıllık uğraştan sonra Robert Oppenheimer hayatının en önemli anına sadece birkaç saat uzaklıktı. 1945'te nihayet bir uranyum bombası ve 2 plütonyum bombası yapacak materyale sahiptiler. Ancak daha önce test etmediklerinden plütonyum bombası çalışacak mı emin değillerdi. Cihaz adı verilen nükleer aygıt, plütonyumu çevreleyen hassas fünyelere bağlanmış 2500 kiloluk patlayıcıyla dolu devasa bir gri küre. Temmuz 1945. Halatı çekin. Biraz daha ileri. Bir bombardıman uçağından atılan silahı simüle etmek için... Yavaş, yavaş, yavaş. Cihaz 30 metrelik çelikten bir kuleye çekilir. Stres çok büyüktür. Teorik olarak doğru tasarladıklarını düşünürler. Ancak ya küçük bir bağlantı ya da bu canavar küreye bağlı yüzlerce kablodan biri sorun çıkarırsa acaba çalışır mı diye endişeleri vardır. Oppenheimer ve ekibinin bombanın çalışmamasından daha büyük bir endişesi var. Çalışırsa ne olacak? Bütün sonuçları düşünmediklerini ve dünya yüzeyinde yanan küçük bir yıldız oluşması ihtimalini fark ettiler. Harcanan 3 yıl ve 2 milyar dolardan sonra Robert Oppenheimer bir atom bombası yaptı ve artık onu denemeye hazır. Oppenheimer'ın o gece en büyük endişesi bombanın patlamayıp başarısızlıkla sonuçlanmasıydı. Daha önce denenmemiş bir şeyle uğraşırken fizik dünyasının size neler öğreteceğini bilemezsiniz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Patlama güneş yüzeyinden 10 bin kat daha sıcaktı. Ve 20 bin ton TNT'ye denkti. Oppenheimer dünyanın gördüğü
en yıkıcı silahı geliştirmişti. Testten sadece 3 hafta sonra bir Amerikan uçağı Japonya'ya doğru bir atom bombası taşıyor. Savaşı tamamen bitirmek üzere. Dünya Hiroşima'daki bir askeri üste bırakılan ilk atom bombasını unutmayacaktır. Almanlar karşısında keşif yarışını biz kazandık. Binlerce ve binlerce genç, Amerikalı'nın yaşamını kurtarmak için savaşın yarattığı acılara bir son vermek durumundaydı. Şaşırtıcı olansa Heisenberg'ün yalan söylediklerini iddia etmesiydi. Bunu başarmalarına imkan yoktu. Bir bomba yapmaları mümkün değildi, çok zordu. Bunun tüm matematik hesaplamalarını yaptık ve İkinci Dünya Savaşı'nda hiç kimsenin, Amerika'nın dahi atom bombası yapamayacağı sonucuna vardık dedi. 3 gün sonra Nagasaki'ye bırakılan atom bombasıyla İkinci Dünya Savaşı tamamen son bulur. Ve tüm değişimler incelenince Heisenberg savaştaki eylemlerinden ötürü asla sorumlu tutulmaz ve ülkenin yeniden inşasına yardım etmek için Almanya'ya döner. Heisenberg savaş sırasında Nazilerle açıkça işbirliği yapmış olsa da herkes Avrupa'da bilimin iyileştirilmesi gerektiğini düşünür ve Heisenberg barışçıl, uluslararası bir bilimsel figür haline gelir. Heisenberg hayatının kalan kısmında Naziler için çalışmalarını kasıtlı olarak aksattığını iddia edecektir. Ve akademideki kariyerinin keyfini sürmeye devam edecektir. Size bir sorum olacak. Neden kuantum fiziği çalışmak istiyorsunuz? Oppenheimer'a atom bombasının babası unvanı verilir. Ancak bombanın neden olduğu yıkımın görüntüleri hayatını kabusa çevirir. Daha da kötüsü, bu artık tüm dünya için bir tehdittir. Heisenberg barışçıl bilimin uluslararası figürü haline gelir. Oppenheimer ise bir bakıma dışlanmıştır. Atom bombasının ikilemi budur. Muazzam sayıda insanın ölümüne sebep olmuştur. Yine de bir şekilde doğrudur. Dünya çapında bir savaşa muhtemelen ebediyete dek son vermiştir. Büyük bir tehlike ve umuttur. Bu programda canlandırmalarda tarihten esinlenilmiştir. Bazı olaylar dramatik amaçlarla değiştirilmiştir.